Merhaba. Gitti Gidiyor da satış yaparken kendi kampanyalarınızı oluşturmak isterseniz hesabım bölümünden sattıklarım sayfasına girerek oradan da kampanyaların menüsüne tıklamalısınız. Kampanyaların menüsü altında bulunan kampanya oluştur butonuyla yeni bir kampanya oluşturabilirsiniz. Yeni kampanya oluştur butonuna tıklayarak kampanya oluştur adımında yer alan bilgileri girmeniz gerekmektedir. Bilgilerin yanındaki info butonları sizlere yol gösterici olacaktır. Kampanya adı sadece sizin görebileceğiniz bir alandır ve kullanıcılara gösterilmez. Bu yüzden daha sonra baktığınızda kampanyaya dair bilgileri hatırlamanız için gerekli detayları girebilirsiniz. Örneğin test aynı ürün kampanyası yazıyoruz. İki tane kampanya şekli vardır. Bir tanesi hediye aynı ürün, diğeri ise hediye aynı veya farklı üründür. Eğer ürünün birebir aynısını hediye etmek isterseniz, hediye aynı ürün başlığını seçmelisiniz. Alıcının farklı bir ürünü ya da aynı ürünün farklı varyantlarını seçebilmesini isterseniz, hediye aynı veya farklı ürün başlığını seçmeniz gerekmektedir. Önce birebir aynı ürünü hediye ettiğimiz kampanyayı oluşturalım. Satın alınması gereken ürün adedi, alıcıya ürün hediye edeceğiniz zaman alıcının sepetine atması gereken ürün adedidir. Bir alana bir bedava kampanyası yapalım. Alıcının sepette yararlanma hakkı, bir alıcının aynı sepette bu kampanyadan kaç kez yararlanabileceğini belirtir. Bir kez yararlanabilsin. Alıcının toplam yararlanma hakkı da, bir alıcının bu kampanyadan toplamda kaç kez yararlanabileceğini belirtir. Buraya da 2 yazalım. Bir kullanıcı bu kampanyadan 2 kez yararlanabilsin. Başlangıç tarihi alanı kampanyanızın başlangıç tarihidir. Kampanyamız bugün saat 19.55'te başlasın, 31 Mayıs saat 23.59'da sona ersin. Devam et butonuna tıkladığımızda ürün ekle kısmına geliriz. Bu alanda satın alınması gereken ürünü ve kampanya türümüzden dolayı hediye edilecek ürünü seçmeliyiz. Dilediğiniz kadar ürün seçip, seçtiğim ürünü, ürünleri ekle butonuna tıklayabilirsiniz. Şu an bu iki ürünü seçebiliriz. Ürünlerinizi kategori kodundan veya ürün kodundan aratabilir ya da sayfalar arasında giderek farklı ürünler seçebilirsiniz. Bu iki ürünümüzün satın alınması gerektiğini ve hediye edeceğimizi düşünelim. Seçtiğim ürünleri ekle diyoruz. En son kısım olan kampanya özetinde Gitti Gidiyor da gösterilecek kampanya adı, kampanya başlangıç ve bitiş tarihini görüyoruz. Ürünlerimiz iki tanedir. Ürün kodlarını da alalım ve alıcılar tarafından nasıl görüneceğine bakalım. Oluştur ve kampanya başlat diyerek kampanyamızı başlatıyoruz. Sitemize giderek kampanya oluşturduğumuz ürünü aratabiliriz. Ürüne gittiğiniz zaman ürünün fiyatının altında ürün bilgisini görebilirsiniz. Ürünümüzde bir alana bir bedava kampanyası var ve kampanyanın bitiş tarihi de 31 Mayıs 2359. Sepete ekle dediğimiz zaman kullanıcılara sepette de bilgi verilmektedir. Bir alana bir bedava kampanyasından yararlanırken toplamda gönderilecek ürün de 2 adet olarak gösterilmektedir. Yeni kampanya oluştur ile farklı bir ürün hediye ettiğimiz kampanya çeşidine bakalım. Test farklı ürün kampanyası ve hediye aynı ve farklı ürün diyoruz. Satın alınması gereken kısmında yine bir alana bir bedava kampanyası yapıyoruz. Kullanıcımız bu kampanyadan bir kere yararlanabilsin diye belirtiyoruz. Kampanyamız hemen başlasın ve bu kampanyamızın da bitiş tarihi bu sefer 30 Mayıs 00.05'te olsun diyerek devam et butonuna tıklıyoruz. Ana ürün ekle, alıcının sepetine eklemesi gereken ürünü seçtiğimiz yerdir. Örnekte açtığımız bir tane varyantlı ürünü alıyor, ürün kodundan aratarak ürünü seçiyoruz. Yanına başka bir ürün daha seçmek istiyoruz. Bu üründe de hediye verebileceğimizi gösteriyor ve devam et butonuna tıklıyoruz. Ana üründen istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Bedava ürünü bir tane seçiyorsunuz. Burada bu seçtiğiniz tüm ürünlere bedava ürün bağlanacaktır. Yine kampanya özetinde sitede gösterilecek adını ve başlangıç ve bitiş tarihini görebilirsiniz.
Ana ürünleriniz, yani alıcının sepetine eklemesi gereken ürünler bunlardır, bedava üründe budur şeklinde bilgisi görülür. Oluştur ve kampanyayı başlat dedikten sonra kampanyanız başlatılır. Detaylı bilgiden kampanyanızın bilgilerine erişebilirsiniz. Kampanyanızı şuradaki seçenekle kapatabilir ve diğer bilgilerini görebilirsiniz. Tekrar siteye gidelim ve alıcılar tarafından nasıl göründüğüne bakalım. Alıcılar, ürünün altında bu sefer şu şekilde bir kutucuk, bir adet alana, bir adet bu ürün bedava bilgisini görürler ve hediye ürüne gittiğiniz zaman bir adet ana ürün alana, bu ürün bedava bilgisini görürler. Sepetimize ekleyelim. Sepete gittiğimiz zaman farklı ürün hediyesi, ürün kutucuğunun altında şöyle bir çerçeve içerisindedir. Bu ürün satın alındığında, ürünün satıcısı tarafından hediye ürün gönderilmektedir bilgisi sepette alıcıya gösterilir. Devam edildiğinde alıcılar kampanyadan yararlanabilirler. Artık gitti gidiyor da satış yaparken kendi kampanyalarınızı oluşturmaya hazırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol satışlar dileriz.